Kaldır bakalım şu damacanının altını. Ha? Hoş geldin Zeliş. Ay Nermin, ne yapıyorsun artık? Damacananın altını da mı siliyorsun ya? Kim bilir nerelerde sürtüyorlardır. Mutfağa koyuyoruz, biraz mikrobu kırılsın dedim. Hah, geçin siz mutfağa koyun. Hah, teşekkür ederim, sağ olun. Nermin, ben bittim. Ben mahvoldum Nermin. Nermin benim hayatım karardı. Ne oldu Zeliş'ciğim? Nermin. Nermin, ben hamileyim. Ciddi misin? Ay, gerçekten çok sevindim. Ay, sen demin o yüzden böyle bittim mahvoldum diyordun. Niye? Ay Nermin, ben çocuk filan istemiyorum. Yani şimdi istemiyorum. Peki ama neden? Hayatım, kudretin durumu ortada. Bütün dükkana, hesaplara, her şeye el kondu. Zeliş'ciğim, ama sizin bu durumunuz geçici. Yani siz tekrar eski günlerinize geleceksiniz. Hem ne demişler? Her çocuk kendi kısmetiyle doğarmış. E bu zor günlerinizde size güzel bir avuntu olacak. Ay, yokluk içine bir bebek getirmek istemiyorum ben Nermin'ciğim ya. Of, durumumuzu sen de biliyorsun. Daha elektriği, suyu ödeyemiyoruz. Zeliş'ciğim, çocuk doğunca her şey düzelir. Her şey değişir. Nermin, ben yokluk içinde büyüdüm. Çocuğumu da yokluk içinde büyütmek istemiyorum. Yapamam ona bunu. Bunca zaman zaten bu yüzden çocuk yapmadım ben. Kudret de istemiyordu. Anneciği soktu kafasına, rahmetli. Merak etme Zeliş'ciğim, her şey düzelecek. Daha şimdiden seni annelik heyecanı sarmış. Ay Nermin ya. Bak, bir de o kutuların üstüne %99 garantili yazıyor. Al sana %99. E kalan %1'i de Allah'ın takdiri. O size güzel bir bebeği uygun görmüş. Böyle vır vır edip dırdır edeceğine güzel bir hediyenin tadını çıkar. Ay yapamıyorum ama. Ben gidiyorum. Bana bak, Kudret ne diyor? Ayakkabımı nereye koydun? Dışarıda. Altım. Kudret'in haberi yok. Bana bak, sakın bir şey söyleyeyim deme Kudret'e de. Ağzından hiçbir şey kaçırma. En azından ben kararımı verene kadar, tamam mı? Neye kararını verene kadar? Ya şimdi... Aa, ben buraya niye geldim ya? Uf, senden doktorun numarasını almaya geldim ben. Benimki şehir dışına çıkmış. Seninkinin numarasını versene bana. Allah aşkına Zeliş, bak yanlış bir şey yapma, sonra çok pişman olursun. Yok yok. Yanlış bir şey yapmayacağım hayatım. Bir de doktor söylesin, netleşsin şu durum. Onu istiyorum. Hadi bana numarasını ver. Daha çok işim var benim Nermin ya. Biliyorsun Mukaddes annenin 40 yemeği var. Ah Zeliş, sen hiçbir şey yapma. Söyle bana ne yapılması gerekiyorsa ben yapayım. Yok hayatım, Kudret Efendi her şeyi halletmiş zaten. Gideyim de yani başında durmam lazım işte. Gördün mü bak? Daha şimdiden senin elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Bir de bebek olursa... Yaz, Mithat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.